Merhaba Aşlam Okan, Yılmaz Seren var. Bugün sana baştan görmüş olduğunuz üzere 3 hafta aradan sonra tekrar gelip biliyorum. Karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz gençler? Bugün kanka baştan görüyorsunuz. Yüce Aşk'ın Kozmoz Ejderhası var. Yeni gelen kahraman ejderha burada profilde. Yani şu anda güncel olarak Battle Pass'i görüyorsunuz. Bu videoyu siz 3 gün 12 saat kala çekeceğim. Ve ertesi gün siz izleyeceksiniz zaten. Şu anda 40 seviye Yüce Aşk'ın üstüne ejderhamız mevcut. Ben Battle Pass'i almadım. Mustafa kardeşim aldı. Mustafa abim, Mustafa Kardom aldı. Buradan sizlerle beraber şimdi bu ejderhala savaşlar yapacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü şey var. Aa, o ne lan? Adam bende de vardı bu aslında. Var ya, saldırırsa şey yapabilirdik ama var ya, güzel şoka moka veriyor. Yani burada savaşlar yapacağız sizlerle beraber. Daha fazla bu tarz video için lütfen videoyu beğenmeyi değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olursunuz. Tekrardan aktif olarak oyunu oynamaya devam edeceğimi düşünüyorum ki ona göre videolar gelmeye devam edecek. Bunu çok fazla duydunuz benden daha önceki zamanlarda biliyorum. Bu arada açıklama kısmında Instagram adresim var ve 3 haftadan beri video atmıyorum, onun farkındayım ama ben 3 haftadan beri video atmıyorum. 300-400 gibi bir abone kalmıştı, biliyorsunuz 10.000 abone çekilişi vardı. O videoda tekrardan şey yapmak istedim. Bu video değil, bir önceki videoyu izleyerek de 10.000 abone özel 500 liralık bir çekilişimiz var. Oraya da katılmayı unutmayın gençler. Açıklama kısmında, o videonun açıklama kısmında şeyler yazıyor. Ne yapmanız gerektiği yazıyor. Şimdi kahraman yarışında kaçıncı turda Mustafa'cığımız? 18. tura gelmiş. Ve birinci şu anda, ondan sonra zaten 12. turda kahraman yarışında almayı garantilemiş, zaten yarın bitecek. O kahramanın da incelemesi gelir diye düşünüyorum. Şimdi babacım, gelelim fasulyenin faydalarına. Şuradan kulede kullanalım mı? Kulede kullanalım babacım, gel. Şimdi geçici garajlara gidelim. Burada ne veriyor kanka? Ne istiyorsun buradan? Ha, bunları verince ha, o aşkın nişanı diyor. Altın aşkın nişanı mı istiyor peki burada? Şöyle bakalım bir. Yo, aşkın nişanı direkt bundan istiyor. O bunu bu o şeyi alsa aslında bunu tamamlar rahat bir şekilde, biliyor musun değil mi? Vallahi tamamlar. Yani baya baya veriyor, baksana. Kaç? 20, 30, 35, 37, 40. 44, 45, 46 tane falan veriyor. Hani bence tamamlayabilirdi. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Aşkın Kozmos. Ha, bunu kullanmamız mı lazım illa? Şöyle aşkın yazsak. Aşkın yüce üstün ejderhasını bir kullanalım. Bakalım neymiş, ne işe yarıyormuş, nasıl skilleri varmış. Bunun şeyi de var. Ha, güzel. Doğmasını da şey yapmış kardeşim benim. Şimdi kanka diyor ki skillerinde. Tüm müttefikleri hasar verir, tüm müttefikleri iyileştirir ama kullanıcı yer alır diyor. Bu birinci özel skili. İkinci özel skili de diyor ki. Geçerli rakip yere serildiğinde kalan hasarı başka bir rakibe verin. At diyor. Şimdi göstereceğim ben size bir saniye. Bunu yavaşlatalım. Ay, yanlış yaptım ya. Yanlış yaptım ya. Şimdi kanka bak. Ha, ona vur, tamam. İlahi kurban diyorsunuz. Üçüne birden vuracak. Can çekeceğiz. 17K 17K can verdi. Bunlara kaç K? 27K kendine hasar vurdu. Karşı tarafa 15'er K hasar vurdu. Kendine çok fazla hasar vurduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Bilmiyorum ama siz ne düşünüyorsunuz? Mesela şimdi bak, bir saniye bekle. Bunu da bir vurayım. Ama zaten şu an gösteremeyeceğiz onu. Neyse, tamam, geçti geçti, tamam, gösteremeyeceğiz, yapacak bir şey yok. Yani buradan bunu vuracaktım ama gösteremeyeceğimiz için değişen bir şey yok şu an. Az canını bırakıp ha, iki köle de buradan aldık. Güzel babacım. Ya ben bu Battle Pass'i alamadım açıkçası. Niye diye soracak olursanız da oyunu çok fazla şey yapmak istemedim ve 450 lira gerçekten çok büyük bir meblağ gençler. En azından bu oyun için öyle olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi kanka, bir menekşe rüzgarlarına çakıyorsun kanka. Bak kaç, 17K. Ama 17K vurmaman lazım senin ya. Bak bir saniye bekle. 18K vurma. 20K vuruyor abi, vurma vurma bir ya, vurma ya. Peki ilahi kurban meslek bana kaç kasa vuracaksın sen şu an? 21K 21K can çekti. Kendine 27K can hasar vurdu. Karşı tarafa 96K vurdu. Ha, güzel. 96K hasar bırakması bence gayet tatlı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi kanka burada bunlarda ne veriyor bu arada? Allah Allah. Ya bunlar bende de var. 2013 saat diyor. Ne veriyorsun? Ha, 10 tane küre veriyor. Bu ne yapıyor? Bu da 10 tane küre veriyor. Bu ne yapıyor? Bu da 10 tane küre veriyor. Bu da 10'ar tane küre veriyor. Bu üçü de varsa eğer 10 tane buradan, 10 tane buradan, 10 tane buradan. 20-20'yi buradan veriyor çağırman için. Ve çağırdıktan sonra da buradan bu ejderhanın seviyesini yükselterek buradan küre alabiliyorsunuz. Güzel etkinlikler açıkçası. Ben kendi hesabımda var bu ejderhalar. Ama şey, neden efendime söyleyeyim. Çok geç kaldığım için şu anda bir şey yapamayacağımı düşünüyorum. Şimdi kanka mesela ben gelsem, sana bunu bir vursam, attım. Bak 7K vurduk, 9K hasar var mesela, tamam mı? Şimdi bunu alıyorsun. Bak, bu kaç K vuruyor? Mesela sonrakine hasarı sonrakine aktaracak. Bak seyret. 21K vurdun ama 9K'sını vurdu. Hasar dökülmesi diyor 11K. 11K'da gitti, hasar buna vurdu, anladın mı? Hani burada kalan hasar çöpe gitmiyor, buna vuruyor.
Peki ben şeyi merak ediyorum. Attım. Bu kritik yedi mesela. Tamam mı? Salladım, kritik yedi. İşte 200K yedi. Bunu 3K vurup diğerini 197K mı vuracak? Onu merak ediyorum. Bak öyle bir şey varsa gerçekten çok mutlu, çok güzel olabilir. Yani demek istediğim şey şu. Diğer aktarıcıya hasar, yani aktardığı ejderha kritik yememesine hemen o kadar fazla hasar vurabiliyorsa gerçekten güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum. Ben de demek istediğim umarım anlamışsınızdır. Çok hızlı konuşuyorum. Farkındayım ama özlemişsinizdir. Özlediğini de düşünüyorum açıkçası. Şimdi kritik yiyebilecek bir ejderha mevcut mu? Bakalım bir. Buna kritik atabiliyor muyuz? Atamıyoruz. Bunu atabiliyor muyuz? Şuna belki atabiliyor muyuz? Bir dakika dur bakayım bir. Atamıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Şunu deneyelim. Tamam okey. Onu atamadık. Bir gelelim. Bir karma ile vurmak istiyorum. Şimdi bu geldik muhtemelen buna vuracak. Anladın mı kanka? Direkt buna vuracak. Ben şunu öldürmek istiyorum. Umarım Contvolt gelir. Umarım Contvolt gelir. Contvolt geldi. Güzel. Şimdi kanka. Ben sana bunu vursam. Bak 24K bak. Çok iyi bak. Bir şey demek istiyorum. Ne demek istedim şu an anlatacağım size. Burada diyor ya. Geçerli bir rakibi yarı seninde kalan ise başka bir rakibi verir diyor. Ve sonsuzluk elementine sahip şu anda. Sonsuzluk elementine sahip olduğu için. Bu saf elementine sahip olduğu için. Normalde yarım vurması lazım. Bak. Sonsuzluk elementi buna 2'de 1 bölü vurması lazım. Görüyor musunuz? Yani hasarı yarıya indirmesi gerekiyor. Ben buradan kutsal müdahaleye vurduğum zaman direkt etkilerse eğer kritik hasarda aşılayacak. 18K vurdu, 16K vuracak mı? 15-16K. 16K vuracak mı? Bakayım. Evet vurdu. Yani burada demek oluyor ki siz bu skill'le karşınızdaki ejderhaya kritik attınız. Ve o anki ejderhanın 3K canı var. 3K'yı ona vurup diğer ejderhaya kritik element olarak kritik atmasa dahi diğer ejderhaya 197K hasar verecek. Attım şu an tamamen sallıyorum hasarı. Ama gerçekten güzel olmuş. Yani ne demek istediğimi şu anda göstermem gerçekten zor. Çünkü denk gelmesi gerekiyor karşıya. Ve o şekilde olabilir anca. Ve şu anda saat tam 12.03 geçtiği için buradan Ersu günün şeyinde almış bulunuyoruz. Siz de bu arada açılan videoyu beğenirseniz gelmek. Beni gerçekten çok mutlu edersiniz gençler. Videoların devamlılığı için bak gerçekten samimi söylüyorum. Bu videoya bir 150-200 like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu arada YouTube'da akşamları canlı yayınlarda başlayacağım gençler. Daha böyle iç içe daha bir sohbet eşliğinde. Hem videolar gelecek hem soru cevap hem beni tanımanız yeni gelen arkadaşlar varsa aklımda bilgi edin sorularınızı cevaplarım falan. Açıklama kısmında tekrardan Discord sunucumuz var, Instagram adresim var. Oradan bana sormak istediğiniz şeyler olursa sorabilirsiniz. Arenalar arenası diyor. Kahraman kullanabiliyoruz. Onu kullanabiliyoruz. Şimdi kanka ben buradan bu ejderi kullansam ne olur? Neydi? Kaos muydu? Hayır neydi ya? Aşkın. Nerede kanka? Aşkın. Neye kullanamıyoruz onu? Buz mu vardı onda? O aşkında buz mu vardı? Bak bak, bak bu olmasın ya. Yo. Yüce aşkın üstüne ejderha diyor. Kahraman da kullanabiliyoruz. Değiştirelim. Allah Allah. Niye çıkmadı? Niye çıkmıyor oğlum? Niye çıkmıyor şu an? Buz, okey buz yok. Kahraman kullanabiliyorum. Ha, su gerekiyormuş. Okey okey okey. Kullanamıyoruz orada. Liglerde savaşımız var mı? Var. Güzel. Kanka sen böyle bir gel. Yüce de. Yüceydi değil kanka ya. Yüceydi değil kanka yapma böyle şeyler ya. Yüce aşkın üstüne ejderha gel bakalım buraya bir. Güzel 5 saldırımız da burada var. Kaymak. Kaymak diyorum sana bak. Şimdi kademe açıp atak atacak ya. Ay, kaç kasmış buna? 106 basmış. Güzel. Şimdi ben buna nasıl yapabilirim ki? Peki kaç? 18K can bastı. 36K kendine vurdu. 26-26 bana vurdu. Tamam bu çok fazla şey değil. Çok fazla idealisti olan bir ejderha değil şu anda. Yani bunlar da adadan bu şekilde olsa hasar isterdi. Yani yıldız ve şey istiyor. Efendime söyleyeyim seviye istiyor. O yüzden çok fazla bir hasar yok şu anda. Zaten hangi ejderha aynı durumda olursa olsun çok fazla bir hasarı olmaz bildiğiniz üzere. 119K. Diriliriz kanka sabaha kadar dirilsen ya. 117K güzel. Ya, bu hemen bir yaklaşık bir aydan 1,5 aydan beri falan bir ara verdim oyuna ben. Siz de biliyorsunuz ki. Hem spor konusunu efendime söyleyeyim hem iş konusunu kendimi falan biraz düzene oturtmak istedim. Açıkçası birazcık karışık durumlar içerisindeydim. Ve şu anda birden yani bugün de aslında kafamda video çekme gibi bir şey yoktu açıkçası. Sadece şey oldu. Aa şey olur mu şu an?
16K'dan fazlarsa buna vursa diriltir mi? 16K'dan fazla vur lan. 20K, 4K vuracak mı? Tek atacak mı tekrar? Tek atacak mısın? Hayır. He. 4K'yı ona vurdu. Ben dedim bu tekrar diriltten sonra o sarı ona vurup şey yapar mı dedim. Yani burada da su kafamızdaki soruyu cevaplamış olduk gençlerden görmüş olduğunuz üzere. Bence bu seviyede bir ejderhaya göre gerçekten güzel can veriyor biliyor musun? Dirildi bu şimdi ne olacak? Kafana vuracağım senin ben. 18K güzel. Ya ejderha güzel onda hemfikiriz. Zaten hani herhangi bir ejderha bunun rütbesi seviyesi ve yıldızlanması olmadan pek bir işe yaramıyor. Bunda da hemfikir olduğunu düşünüyorum. Sadece ejderhanın özel skill'i önemli. Efendime söyleyeyim o su bu su şusu önemli yani anladın mı? Ve bence ejderha gayet güzel. Ama 450 lira eder mi diye soracak olursanız bence yetmez. Yani usta karma gibi bir şey yok. Bana soracak olursanız etmez. Ben değmez diye düşünüyorum. Ya bunlara da birazcık saldırı atalım. Büyük tufan ejderhası diyor. Bunun özel skill'i ne? Ne diyor? Doğal tufan diyor. 3 ila 4 defa vurur diyor. Tamam bunu da kullanmayalım o zaman. Ooo diriliş karmaya geliyor. Diriliş karmaya geliyor. Seyret. Seyret. Gel babacığım. Gel 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 gel. Ama tek at. Engellettirme. Çok güzel. 3.4K. Tokat. Burada bir özel skillimiz daha var mı? Hemen bakalım bir. Şurada bir Mjuk style varmış. Ama Mjuk demeden önce bir çakmak istiyorum. 125K. Yozlaşmış efsane ejderhası gerçekten çok güzel. Bak kaç K vuracaksın seyret bak. Bak. Fazla vuracak. 167K vuruyor. Yani genele göre çok fazla vuruyor. Niye bilmiyorum. Hani yozlaşmış dişler skili normalde diğer vampir klasik vampirlerin şeyi gibi değil. Efendim söyleyeyim nasıl söyleyeyim. Normalde ejderhalar mesela 100K vuruyor 100K can çekiyor. 120K vuruyor 120K can çekiyor. Böyle değil mesela. 120K'sa vurursa yani 100K'sa vurursun 80 yani 5'te 1 can çekme özelliği var. Bilginiz olsun. Bu şeyde de geçerli. Yozlaşmış zaman ejderhasına da geçerli. Şu nasıl göstereceğim ben size onu? Şöyle göstereceğim. Bir saniye bekleyin. Ne demek istediğim gayet anlatacağım şimdi size. Bekle kanka. Bir saniye beklersen. Yani şunlardan bir tanesini de göstermeyi planlıyorum. Bak şimdi. Gel. Bak şimdi bak. Kaç kağı vuracak kaç kağı can çekecek. Seyret. Hemen söyleyeyim sana ben. Kaç kağı vurdu? 156K 130K falan. Ya 117K. Neden diye soracak olursanız gereğinden fazla hasar vuruyor. Mesela 157K vurdu normal bir skill'i. Yani can çekme skill'i. Bir de buna bakalım kaç kağı vuracak. 120K vurdu yani. 30K 40K fazla vuruyor. Ama normal vuruyormuşçasına bir can çekişi sağlıyor. Bu da bilginiz olsun. Merak eden arkadaşlar varsa ya yanıtlamışımdır. Tekrardan görüyorsunuz şu an mesela burada. Bak kaç kağı vuracak? 120K 141K vurdu. 105K can çekti. 5'te 1'ini hiçe sayıyor. O şekilde can çekiyor. 5'te 1'im 4'te 1'im pardon 4'te 1'i. Yani vurduğu hasarın %75'i kadar can çekiyor. Bilginiz olsun. Ama fazla vuruyor. Mesela 141K vurdu. Şu an 122K vurdu. 20-30K. Belki 40K. Daha fazla hasar verebiliyor kendileri. Kanka sen bana vur. Oğlum ben bunu niye yavaşta bırakmışım ya. Allah. Tiltolma.com. Yani gençler önemli olan burada efendime söyleyeyim ejderha incelemekti. Hatta burada meydan okumalarda bir savaşımız varsa burada da bir tane saldırı denemek istiyorum ben. Şöyle gelip buraya yüce yazarsak kanka buraya çıkıyor. Bir de karmayı koyarsak en azından can çekme. Ben de vardım orada. Can çekme babında koyalım bakalım. Kanka şimdi. Şincik 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 şincik. Aa buna kritik vurabiliyoruz. Güzel. Ne yapacağız o zaman? Şimdi bak ona kritik vurabiliyorsak şöyle bir şey denemek istiyorum ben. Bir tane katımacı vuracağım buna. 120K güzel. Bak mesela şimdi ne yapacağız biliyor musun? Buna kritik vurabiliyoruz ama bu 20K'dan 19K'dan fazla vurur mu? Bak bu 22K burada 3K buna kritik vuracak mı? 2700 diyor. Buna normalde böyle madde. Olmuyor aynen. Demek istediğim bak bu ejderha gelmiş olsaydı buna çok güzel kritik vuracaktık biliyor musun? Vallahi çok güzel kritik vuracaktık ya. Gelmedi. Başka bir ejderha, başka bir şey varsa böyle bir tane daha şöyle güzelinden yüce yazsak buraya gelse tıklasak buradan da gelse karmaya tıklasak tamam mesela. Bir kritik ilkel elementli bir ejderha gelir mi ya? Bir ilkel elementli bir ejderha ya. İlkel elementli ejderha geldi mi gelmedi. O yüzden kanka ben onu vurayım çıkayım ya. Şu uğraşmayalım. 24K geldi. 24K vurmaz ki ya. Vurur mu? İlahi kurbanı çaktık. Kaç K vuracak? 30K vurdu lan. Vallahi helal olsun ha. Şş. Sağlam vuruyor yine. Yani kanka görmüş olduğunuz üzere şey yok. Burada bir tane şeyimiz varmış. Şöyle yapalım hemen. Yüce aşkın üstüne ejderha koyalım kanka. Buradan da şunu koyalım. Can çekme. Gerekirse en azından canını fullderiz.
falan filan gibisinden. Bakalım. Geldi mi? Gelmedi. Kritik vuramayacağız muhtemelen değil mi? Uyanış hangi element? Yok şey şu. Kutsal müdahale bunlara kritik vurmuyor. Aynen. Kutsal müdahale çekiyorsun kanka. 20k vuruyor. Ve öyle kalıyor yani. Hemen buradan geliyorsun kanka. Karamanyak. Buradan bir canını fulleyelim şunun. Gel 64k can çekiş. Bebeğimsin. Bebeğim su. Buradan geliyorsun. İlahi kurbana çakıyorsun kanka. Kaç arka? Kaç arka? Kaç arka? 19 arka. Çok az vurdu niye? 25k vurdu. Şimdi buradan buraya geliyorsun. Buna çakıyorsun. Buna bir takla çevir yapıyorsun 110k'yla. Buna vuruyor. Hasar engelliyorsun. Can çekiyorsun. Kardeşimizin canını fulluyoruz. Kardeş canımızın canını fulluyoruz. Buradan tekrardan geliyoruz. Buraya saldırıyorsun. Mutsuzdan müdahale yapıyorsun. Kanka çok şey az ya şimdi. Yani şaka maka. Madafaka az yani kanka, anladın mı? Ben bu kanka buraya gelelim, hiç uğraşmayalım. Karamayın şakayım. Çıkalım mı gidelim. Canlandırıyor bak, canlandırıyor bir de ya. Ya sen kim köpek canlandırıyorsun? Bir çık git gözümden, yıkıl karşımdan ya. Mor Poe ejderhasıymış. Değil mi? Mor Poe Snapodum. Şimdi kanka gençler, bu videodan bu şekilde. Umarım zevkini keyif almışsınızdır. Umarım ejderhayı beğenmişsinizdir. Bu arada Battle Pass'ı kimler aldı, kimler almadı? Yorum kısmında belirtirseniz yorumlara cevap vereceğim. Aynı zamanda bana sormak istediğiniz bir şey olursa açıklama kısmında Instagram adresim var. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Daha fazla Dragon Age videosu için ve hatta önerdiğiniz Valorant. Ben bu arada çok Valorant oynuyorum. Şu an rankım ölümsüzlük 1. Yani gelmek isteyen olursa yayın açacağım. Yorum kısmında belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda Valorant filolarında gelmesini istiyorsanız yorum kısmına belirtin. Çünkü çok fazla Valorant oynuyorum. Oynadığım Valorant filolarında kanala atmamı isterseniz aynı zamanda yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu videodan bu kadar olsun. Daha fazla beni görmek isterseniz videoyu beğenmeniz yeterli. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.